Öncelikle hoş geldiniz. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde adetimiz olduğu üzere her ayın son perşembesi, bu ayın değil, Karanlık Bilim Kurgu filmleri gösterimlerine birazdan Repo Man filmiyle devam edeceğiz. 2010 tarihli Miguel Sapochnik'in yönetmenliğini yaptığı, Eric Garcia'nın ve tekrar bakacağım, önemli bir isim, House'un da senaristlerinden bir tanesidir, Gerard Lerner'ın yazdığı bir bilim kurgu filminden bahsediyoruz. Yakın gelecek bilim kurgusu ama bir yandan da çarpıcı, günümüzden de çok örnekleri bulunan bir film izleyeceğimiz. Jude Law başrolünde oynuyor. Belki denk gelmişsinizdir 2010 yılında. 2010 yılının en kötü filmi ya da en az gişe yapan filmlerinden, başarısız sayılabilecek filmlerinden bir tanesi diye geçiyor. Ama ben çok severim. Çok iyi bir hikayesi vardır. Ve anlatırken de acımasızca bir şeyleri göstermekten çekinmez. İyi bir distopyadır. Güzel bir distopya filmiyle devam edelim bu şeye dedik. Geçen ay ilkini yapmıştık değil mi? Mad Max'ten başlamıştık. Şimdi de Repo Man'le devam edeceğiz. 2 saatlik bir film. Bu çok hareketli, hızlı da bir film. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Filmden sonra da ufak bir sunum yapacağım. İşte film üzerine bir şeyler konuşacağız. Sizlerin de sözlerini almayı çok isterim. O halde biz ufaktan başlayalım. Evet, nasıl buldunuz filmi? Kandı. Değil mi? Var mı aranızda daha çok böyle korku sever falan olan? Yani bilim kurgu dansa. Hayır. Değil mi? Arasında. Beyin ya da yakan bilim kurgu. Yakan, evet. Yani. Beyin yakan bilim kurgu deyince literally böyle Brezilya söylerler Menşeya'da. O çünkü hakikaten beyin yakmakla alakalı. Robert De Niro'nun kağıda dönüşmesiyle alakalı falan hatta. Bu ama bayağı sert, kanlı, uzun, ilginç bir şekilde çok iyi olmak için yapılmış bir ara film. Tam da dönemini anlatıyor. Bu tarz eserlerin bence bir belgesel olma tarafı da var. Çünkü güzel sanatlar manasında bir sürü de izi görüyorsunuz. Mesela çok kanlı bir film dedi arkadaşımız ki hepimiz öyle düşünüyoruz değil mi? Yani kan o kadar kanlı değil, nedir ki falan diyen yok herhalde. Tam kanlı kısmını 2000'lerin hemen başında başlayan yeni Fransız ekstremist sinemaya borçlu. Korku sinemasına, biraz daha şiddet ve vahşet sinemasına. Oradan çok ciddi izler taşıyor. O dönem herkes biraz sert ve kanlı olmaya başlamıştı. İşte burada değil ama nerede gösterdim? Kargada gösterdim. Vampir filmlerinde geçen haftalarda Thirst vardır. Park Chan-wook'un. Onun mesela filmi de gene, o da aynı seri içerisinde sayılır, 2009 yapımı, Oldboy'un yönetmeni işte aynı zamanda. Burada da zaten birebir Oldboy'a gönderme yapılan o uzun koridor sahnesinde gördüğünüz o dövüş sahnesine. İşte hani bıçaklı olup daha sonra da çekici versene, millet anlamadı belki de diye. Her gün etrafınızda bulabileceğiniz, nal buradan alabileceğiniz malzemelerle. Evet. Şöyle ilginç bir şey var. Bu silahlanmayla alakalı büyük tartışmalar dönüyor biliyorsunuz. Herhalde ateş silahlarının bu kadar demokratikleşmesiyle beraber ortaya çıkan büyük bir tartışma. O da şu. Hangisi daha çok insan öldürüyor? Yüzdelere baktığınız zaman ekmek bıçağının daha fazla insan öldürdüğünü görebilirsiniz Türkiye gibi yerlerde. Film de Amerika'da geçmekle beraber çok Amerikalı değildir. Herkes çünkü taser falan kullanıyor. Bu filmin çok ilginç öyle de bir kontrası var. En son merkeze girdiğinizde ateşli silahlarla karşılaşıyorsunuz. Daha evvelinde herkes birbirini uyuşturan, daha medeni görünen, daha İngiliz kanunlarıyla yönetiliyormuş gibi görünen bir düzlemin içerisinde olur. Ki şeye çok şaşırmıştım ben. Hani kırılma noktası var. Bu hani şeyi geçiyorsun artık, geri dönüş yok oradan diye düşündüğüm bir yer vardı. İşte kapıdaki güvenlik görevlilerinden bir tanesinin ağzından vurdu ya mesela. O ana kadar sanki her şeyi değiştirecek, dönüştürecek bir kahraman havasındayken adam bayağı tamam buradan sonrası karışacak dedirtti bize. Neyse, 2010 yılında çekilmiş bir film. Gene 2010'la alakalı başka bir şey daha söyleyeyim. Game of Thrones'un galiba çıkış yaptığı zamanlarda bunun yönetmeni de Game of Thrones'un Battle of the Bastards bölümünü falan da çeken, Game of Thrones'un birkaç ayrı bölümlerini de çeken bir yönetmen. Miguel Sapochnik, okuyamıyorum adını doğru düzgün. Sapochnik Game of Thrones'un o bölümüyle beraber, o Piçlerin Savaşı şeyiyle beraber, bölümüyle beraber galiba birkaç tane ödül alıyor. Emmy Awards falan gibi şeylerle çıkartıyor. Jude Law'ı gördünüz. Jude Law, bundan sonra Jude Law filmleri gösterebiliriz. Çünkü bu kalabalığa bakınca insanların Jude Law'ı ne kadar sevdiğini görebiliyoruz. AI filmini hatırlıyor musunuz, yapay zekayı? 2000 kaçtı? 2001 miydi?
2001 tarihli. Aynı oradaki gibi. Saçlar gene o kadar açılmış. Saç stili değişmiş. Bir tek gömlek falan şey olmuş. Gömleğin buraya kadar kapatılması bana çok robot hissi veriyordu. İlk izlediğimde de. Orada da bir robotu oynuyordu ya kendisi. Bir Pinokyo'ydu galiba karakterin adı. Öyle bir havanın içerisinde. Çok iyi oyuncularla yapılmış. İyi bir bütçeyle yapılmış. Güzel bir filmdi. Bu filmin tabii bir öncesi var. Şöyle ilginç, çok karmaşık böyle birbirinin içerisine geçmiş bir iki bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi Eric Garcia adında bir adamın aklından çıkan hikayeler. Eric Garcia kolejde okurken ya da üniversitede okurken bir şey yapıyor. Biz sevgililer gününde galiba bir rehin dükkanının yanında ya da bir rehinciye bir şey bırakılması hadisesiyle ilgili bir vaka yaşıyor. Bir arkadaşı galiba bir hediye alabilmek için rehin dükkanına bir şeyini bırakıyor. Ya acaba insanlar organlarını da hani böyle rehin bıraksa ve acaba ne olur diye öyle bir dünya olsa nasıl kurgularız, ne gibi hikayelere gibi böyle bir yer diye kendisi düşünürken bir anda Repo Man'in aslında ilk şeylerini atıyor. Ama Repo Man tabii o rehinciye gidip organ bırakma değil, tam tersine insanların gidip organ alıp bankaya borçlanması üzerine kurgulanıyor. Bir daha tasarlanmış bir şey. O halde kalmıyor. Orada da büyük ihtimalle bu Gerard Lerner'ın işin içine girip hayır Eric'cim bu iş böyle olmayacak, sen de ortalama yazıyorsun. İyi bir fikir ama kötüye kayabilir diyerek işin içine katılmasıyla hikayeyi böyle dönüştürdüğünü düşünüyorum. Büyük ihtimalle Gerard Lerner hikayeye Hollywood'ın ya da yapımcıların çok sevebileceği bir sürü klişeyi de iteleyen kişi oluyor, ekleyen kişi oluyor. O yüzden çok iyi bir fikir ama klişelere kurban gitmiş diye de 2010 senesinde çok ezilmişti bu film. Ve Türkiye'de girdi mi vizyona onu bile hatırlamıyorum. Biz sonra keşfettik tabii ki. Başka, Repossession birazcık daha haciz eylemini andıran bir şey. Türkçe'de bir karşılığı var mı bilmiyorum. Tahsilatçı gibi bir şey olabilir ama biz tahsilatçıyı daha kriminal bir düzlemde kullanıyoruz. O yüzden pek karşımıza çıkmıyor. Brazil'den çok fazla şey kullanıyor. Yani renk paletini neredeyse alıyor son üçte birlik kısımda. Ondan sonra ismini gene Brezilya'dan alıyor. Brezilya daha doğrusu Nazire yapar gibi bir şekilde ortaya çıkıyor. Repossession Mambo bunun adı. Bu hikayenin adı, kitabın adı. İşte hani Brezilya'nın bir tango olduğunu, Repossession'da bir mambo olduğunu düşünürsek aslında danslar üzerinden ilerleyen kendi kendine bir şey oluyor. Çünkü Brezil tangosuyla da alakası vardı şeyin. En son uçağa binip gitmek istedikleri yer meşhurdur zaten uçakla bir yerlere kaçmak. Çok Amerikalı bir hadisedir. Buradan kurtulacaksak uçağa binip gideriz, yurt dışına atarız kapağı gibi. Gitmek istedikleri yer de Brezil'di. Gene Brezilya uçağına ulaşmaya çalışıyorlardı. Şimdi başka ilginç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da buradaki bizim adamlarımız. Aslına bakarsanız vasıfsız adamları alıp belli temel teknik, teknolojik altyapıyı verip kendilerinden yeni bir meslek tipi yaratıyorlar. Bu çok ilginç geliyor bana. Daha önce de burada konuşmuştuk. 1900'lerin başında ilk otomobil ortaya çıkana kadar şehircilikte, gene sosyopolitik altyapıda ve meslek yaşantılarında, meslek odalarında falan çok büyük farklılıklar var bugüne kıyasla. Mesela şu an şoförlük diye ekstra bir meslek yok. Çok özel kişilere yapılan şoförlük dışında. Ama o zamanlarda arabalar az olduğu için insanların yeni teknolojiyle karşılaşması da tabii ki paraya baktığı ve başka şeyler olduğu için bir de at arabası diye dev bir gerçek de olduğu için çok fazla değil. Fazla bir meslek olmadığı için de bunu ayrı kişiler bir hayatlarını idare edebilmek için kullanıyorlar. Bugünkü nasıl cebimizde bir ehliyet var, biz bu ehliyet sayesinde bir de araba kullanıyoruz. Bir mesleğimiz daha var fazladan gibi bir durum var. Burada da liseden sonra hiçbir şey yapamamış, kalın kafalı ama küçük beyinli kişilerin zaman içerisinde küçük küçük eğitimler alarak teknisyen olabildiklerini görebiliyoruz. Mesela teknisyenden kastımız da gidip gerçekten teknik olarak birini öldürüyorlar. Ama bu tabii biraz bilim kurgu hikayesinin hicivleştirerek, abartarak ortaya koyduğu bir şey. O dünyada büyük ihtimalle gerçekten bir ambulans olması lazım bilmem ne gibi durum var. Buradaki de çok dallı, aslında çok katmanlı mesleklerden bahsediyoruz. Geleceğin dünyasında zaten o inşa ediyor. Şimdi çoğu bilim kurgu hikayesinin içerisinde temel bir etken ararız. Bütün hikayenin üzerine kurulduğu şey. Genelde de bu teknolojik bir ilerleme ya da bir enerji formudur. Buradaki teknolojik ilerleme aslında çok bahsetmeseler de insan ömrünü çok fazla uzatan ya da daha yaşam kalitesini yükselten yapay organlar. Yapay organların her yerde kullanıldığını görüyoruz. En son kapının kilidini açan şey bile artık frogs oluyor. Bu yapay organları çıkarttığınız zaman hikaye kendi başına dağılmıyorsa mesela
O zaman bu hikayenizde bir problem var demek oluyor. Bu bilim kurgu düzleminde. Son olarak söyleyeceğim. Ondan sonra sizin de sorularınız varsa hem onları yanıtlayalım, konuşalım. Ekleyecekleriniz varsa onları da duymaktan memnun olurum. Bu cellat hikayesi çok ilginç. Buradaki insanlar birazcık devlet eliyle şiddet, ama böyle dev şiddetten bahsediyoruz. Kasaplıktan falan bahsediyoruz. Yapan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. İlginçtir. Benim başka okumalarım esnasında, daha önce başka bir film gösteriminde de bahsetmiştim galiba. Karşıma çıkan seneler evvel bir tane anekdot vardı. Cellatların, Osmanlı'daki cellatların toplumdaki entegrasyonu ve ilişkisi konuşuluyordu. Cellatlar toplumda ayrı bir kişi, ayrı bir meslek grubu olarak bulunmuyorlar. Bayağı toplumun içindeler. Mahallede yaşıyorlar. Kahvehaneye gidiyorlar ki o zaman kahvehane falan yok ama anlayın işte insanların bir araya geldikleri o tütün şey yapılan küçük mekanlar. Oralarda bulunuyorlar. Herkes çok saygı gösteriyor. Çünkü devlette çalışıyor bu kişiler falan diye bir şey yapıyorlar. Fakat bütün bu çizilen aslında biz size hiç karşı değiliz. Siz de topluma entegresiniz kısmının ötesinde çok kesin olan bir şey var. Cellatların Kurban Bayramı'nda kestikleri et, kestikleri kurbanlar dağıttıkları etleri kimse yemiyor. Ama almamazlık da etmiyorlar. Toplumdan reddettikleri tek şey bu. Ve bunun da cevabını ararken birkaç tane ayrı Vakanius'un işaret ettiği şekliyle şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunların kurban hayvanını keserken kullandıkları aletler insan etine değmiş olabilir diye yarı mantıklı, birazcık fantastik, çünkü hani iş aletleri ayrı, bilmem neler ayrı olabilir falan bir yapı ortaya çıkıyor. Yani insanlar aslına bakarsanız reddetmek için bir yolunu buluyorlar. Toplumda cellatlı. Ben bunu bu şekilde okumuştum. Şimdi bu taraftan da baktığınızda ripomenleri toplum içerisinde hem korkulan hem de saygı duyulan, aslında iyi bir iş yapıyorsunuz ama size işim düşsün istemem diye bakılan kişiler olduğunu görüyoruz. Böyle bunların arasında öyle bir bağ kurmuş idim. Evet, varsa sorularınız ya da ekleyecekleriniz. Ama bir yandan şiddetin çok meşrulaştırıldığı bir yer bence. Kimin? Öyle bir yerin hukuk sistemini çok merak ettim yani. O barkodu da o yüzden biraz. Yani herkesin her yere girebildiği, hiç kimse kimseyi nereden geldin, vergi dairesinden mi geldin diye de soruyorum mesela. Hmm. Ya memurlukla alakalı. İstediği yere girme hakkı var. Öyle bir düzen. O aslında bana şey gibi geldi. Kamu değil de bu zaten çok hani siberpunk etkileri de var. Dolayısıyla hani devlet yok ama çok güçlü büyük şirketler var. O yüzden kimin alacağı varsa gelebilir. Hani bu bank şirketlere benziyor şu an. Evet. Bankalar tasfiyelerini alamazlarsa 90 günün sonunda, burada da 90 gün. Evet evet. 3 ay 5 gün falan tında. Bank şirketine devrederseniz Bu bizim ülkemizde uygulanan hukuki bir şey değil, yapı değil. Amerikalılarda yaygın ama. Yani siberpunk'ın falan da ileri geldiği yer aslında Amerika'daki özel sektör. Buradaki özel sektörün de büyük ihtimalle kendine ait şeyleri var, uygulamaları var. Daha dün Netflix'te izlersiniz, Bleeding Edge diye bir şey var, belgesel var. Hatta biz bu etkinliği kurarken ben yönetici olarak atanmamışım ya da herkes oraya post atabilir gibi görünmüyordu. Bundan sonrakilerde yaparız onu. Bir iki tane belgesel trailerını falan hani paylaşayım istedim ki gelmeden önce belki izlersiniz diye. Amerika'da biyomedikal teknolojinin ve şirketlerin, endüstrinin en önemlisi geldiği yeri birazcık izah ediyor. Birkaç tane biyomedikal cihaz, uygulama ve ilaç üzerinden FDA'nın, Amerika'nın da çok güvendiği, her filmde işte hani salgın filminde ilk başvurulan ve hatta en son sorunu çözen, bütün o salgın karantina bölgelerini kuran, çok büyük parası olduğu iddia edilen şey aslında bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü uzun zamandan beri orası, 2000'lerin başından beri cihazların testleriyle ilgilenmiyor, test edilmemiş cihazları. Aynı bizde de olduğu gibi Tarım Bakanlığı'nın onayıyla gelen sağlık şeylerimiz var ya bizim, nutrition'lar falan, destekler. Nedense artık yani ne yetiştiriyoruz içimizde onu da bilmiyoruz. Böylece sektörler tarafından ele geçirildi ve yaklaşık böyle hani birkaç yüz milyon dolar, belki de milyar dolar seviyesinde her yıl lobi çalışmalarına para aktardı biyomedikal sektörün geçiyordu. Çok önemli, inanılmaz insanın da içini kaldıran bir belgeseldi. Buradaki yapıyla da çok benzerlik kuruyordu. Şimdi adamın hem fikri hem de ortaya üretmiş olduğu bir üründen bahsediyoruz. Bu yapay organlarda. Ama yapay organların ekonominin ilk kuralı olarak bir hani az olması lazım ki fiyatının yüksek ve bu kadar 600 bin dolara kalp satmalar falan gibi olması bir durum var. Şimdi bu bize yabancı geliyor.
Bu kadar olamaz. Bizim devlet regülasyon olur falan diye biz eski hani Cumhuriyet'in getirmiş olduğu bazı reflekslerle böyle düşünüyoruz. Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da hatta bu şeyin Michael Moore'un galiba belgeselinde adam parmağını kaptırıyor şerit testereye. Soruyorlar böyle hangi parmağını yerine dikelim diye. O kadar parası var çünkü. Herif ben de romantik bir adamdım. Yüzük parmağımı diktirdim yerine tekrar diyor. Karısı da yanında böyle bakıyorlar şey, kameraya. Orada çok yaygın bir şekilde sömürülme üzerine kurulu bir sağlık endüstrisi var. Ve bu endüstrinin de bir yan uzantısı olarak da bu Ripoman'daki yapıyı görüyorsunuz. Yani orada insanı çok rahatsız etmiyor diyeyim. Yani temel fikir en azından. Yoksa tabii gece evine girecek, göğsünü yarayacak. Kusura bakma ben bunu alıyorum. Hani görüşürüz. Artık cenazede demezler yani öyle şey değil. Bu arada yani yapay organ mesela kalp bile eşya statüsünü yitiriyor direkt. Yani o vücuda takıldığı an onun mülkiyet değeri yok hiçbir şekilde. Şu anki mevcut hukuk sistemi. Hiç bilmiyorum onu. Böyle bir şey var mı? Tabii. Aa güzelmiş. Bizim hukuk sistemimiz öyle. Ama benim hayalim bizim gibi bir ülkede böyle yapay organlar geliştirilse bu kadar hani gündeme otursa büyük ihtimalle bir sigortası olur onun. Çok da yüksek primleri olur. İşte hani onu da kimin getirdiğine bakarak yani sigara ilacını kimin oğlunun getirdiğini biliyorsunuz. O yüzden kocaman bir sigarayı bırakma salgını yayıldı bundan bir 5 sene evvel. Ben 2,5 sene evvel sigarayı bıraktım. Türkiye'ye getirten kişileri kim olduğunu da biliyorduk. Yani ehveni şer diye ya da hani bir iyiliğin içine saklanmış büyük rant diye hani bu rant diyorlar çünkü buna pek fazla sesimi çıkartmadık. Hatta çıkarsak ne olacak noktasına geldik. Biraz hani süngümüz de düşmüştü zaten seneler içinde. O nedenle çok şey yapamıyorum. Ama ilginçmiş. İnsan bedeninin bütünlüğüne dair başka bir hukuki yapıya giriyor demek ki o ayrıldığı eşyadan. Başına bir ifade etmesi gibi mali değeri olmuyor bir yerden sonra. Dediğin işte aslında yani gelecekte geçiyor. Evet. Ciddi bir teknoloji var. Aslında bu ama daha mı insancı acaba, daha mı humanist? Tuşa basıp sistemi kapatmıyorlar. Ama yeni işler oluşturup insanlara gidip işte doğrudan organı aldığınız bir yöntem yaptı. Aslında uzaktan bir makine dairesinden bir düğmeye basıp zamanı geçmiş insanların organlarını da kapatabilirsiniz. Ama işte muhtemelen o organları burada yunuz yapıyorlar. Evet. Yani, bence bu kadar aşıyor. Kapatıp bir şey alır seçin yapmış tarafından bastıralım. Tabii tabii oraya adam koyalım hatta kabloyla açıp kapatalım falan. Diye. Kesin anahtarı vardı büyük ihtimalle ilk şeyin böyle. Ama zaten cemur falan kullananlar var. Efendim? Reyus kullananlar var yani. Ama onlar taramayı önlüyor. Yani uzaktan kapatma sistemi falan yapmıyorlardı. Büyük ihtimalle çok backuplı çalışıyordu. Adamın domaininden, etki alanından çıktığını anda mesela kalp duracak mı, durmayacak mı? Çok büyük tartışmalar biz buraya gelene kadar çözülmüştür. Bir de şöyle bir şey var. Evet. Şimdi biz bütün bu hikayeleri izlerken bilim kurgunun çok büyük bir şey sosu vardır. Bir ufak dolandırıcılığı vardır ama çok büyük bir şey gizler bu. O da şu. 2025 yılına geçtiği yazıyor mesela bu IMDb'de ya da sen senaryosuna ben baktım. O da gene 2025-2040 yılları arasında bir tarihi adresliyor. Reposition Mambo kitabı Türkçe çevrilmedi galiba. Eric Garcia'nın kitabı. Ona da baktım. 2056 yılı diyor. Fena değil yani o daha yakın. Ama bunların hiçbiri günümüzü yaşadığımız dünyanın 2025 yılı değil. What if denilen bir hadise var. İşte Robert Heinlein'in 3 tane şey var. Temel hadisesi var. Eğer böyle olsaydı, böyle olduktan sonra ne olurdu? Şu olsaydı falan gibi 3 ayrı yöntemle bakıyorlar bütün bilim kurgu çözümlerine. Bizim bu görmüş olduğumuz dünya bizim dünyamız değil. Bizim dünyamızın 2025 yılında değil orası. Ve bu nedenle de isterse 2019 yılında, 2018 yılında gerçekleşiyor olsun hiç fark etmiyor. Bambaşka bir dünya, fantastik bir düzlemden bahsediyoruz. O nedenle orada istediği kadar bilim kurgu o sıçramalarını yapabilir. Hatta işin ilginci adamlar kalp yapıyorlar yapay ama 1950'lerin 60'ların estetiğiyle öyle kromaj falan duruyor plastik olduğunu biz hissetsek de. Ama oradan oraya sedyeyle götürüyorlar adamı falan. Yanında serum şeyleri var, ayağı var, anlatabiliyor muyum? Yani en bariz göze çarpan şeydir, bir tane teknoloji unsuru gelişir ama yan unsurlar hiç gelişmez. 2010 yapımı 2007-2008 krizi, dünya finansal krizinin başlangıcı mortgage'dan çıktı sonuçta. Doğru, doğru. Yani insanlara hani kredi veriliyor, düşük özellikle ödeyemeyecek durumda olanlara. Çünkü orada adam ondan da bahsediyordu işte. Morguç. Verse biz neden kazanacağız? Evet, evet, evet. Yani evet. Morguçta da merkez aynı. Merkez parasını ödese biz neden kazanacağız? Evet, evet. Evlerini elden alınması evet. Durumu vardı. Şeyi merak ettim. Faiz krizi aslında. Olmayan parayı alıp satıyorlar ya. En başında şey bir
savaştan bahsediyor, işte ekonomik krizden bahsediyor. Yani aslında bu da bir post apokaliptik dünyada mı? Tabii yani? Tabii. Aslında apokalips olmamış ya da bildiğimiz manada değil. Yani minik kıyametçikler kopmuş. Yani herkesin kıyameti başka oluyor biliyorsunuz. Ölçekli değil. Bir savaştan bahsediyorlar. Bunlar askerlerdi çünkü. Tabii. Savaş bir gün geldi ve bize savaş bitti dediler diyor. Sanki böyle bir dünya savaşı tekrar olmuş. Ve onun sonrasında. Ama dünya savaşına göre çok az yıkım vardı. Bu adamlar savaş olan yerden hemen bara taverneye geçtiler. Çok daha iyi durumda bir yerden bahsediyorum. Bu şey gibi de değil. Yani çok büyük ölçekli bir şey olduğundan değil. Ama bütün dünyayı sarsan bir finansal bir kriz oldu da çok ortada. Bu film, bu 2008 krizinden, 2008 mi 2009'da mıydı o kriz? 2008'deki o finansal krizin ardından çekilen krize de çok dev tepkiler taşıyan ilk filmlerden bir tanesi. Sonrakiler çok daha fazla. Ağır konuşuyorlar yani. Brad Pitt'le bizim şeyde oynayan, neydi adamın adını? Hep unuturum ben onu ya. Sopranos'da oynayan, zaten o filmi çektikten sonra da öldü galiba. Gandolfini. Onların ikisinin oynadığı bir tane şey vardı. Film? Big Short değil. Brad Pitt'le ikisinin oynadığı, hatta dizisi America is a Business diye bitiyordu. Paramı öde şimdi falan diyordu böyle. Ya o film mesela çok daha sert giriyordu. Uf, bayağı ağzını bozuyordu. Amerika ile alakalı herhangi bir Amerikalının gönül bağı bulunan, vatandaşı olan adamı alt üst edecek hikayeler anlatıyordu. O nedenle birazcık daha kendine saklamış buradan, sert konuşmamış gibi geliyor bana. Bir de bu hikayenin ilk adı da çok ilginç bir adı. The Telltale Pancreas diye bir şey. Telltale Heart vardır Poe'nun. Gammaz yürek. Kendi kendine ispiyonlar bilmem ne. Burada da işte bir pankreasın ağzından mı acaba anlatıyordu diye. Eric Garcia'nın üniversitedeki şeyin hikayesiymiş. Benim şimdi söyleyeceklerim bunlar. Brezilya bağlantısından bahsettik. Distopyadan bahsettik. Bayağı büyük bir distopyaydı bu arada. Her ne kadar içinde Volkswagen olsa da. Ekstradan çok kanlı bir filmdi. Burada gösterdiğimiz en sert filmlerden bir tanesi olabilir. Strange Days'de falan biraz ortalığı karıştırmıştık ama o biraz daha cinsellik vardı onda. Bunda daha sert. Neyse geldiğiniz için çok teşekkürler. Evet.